Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere ekşi maya yapımını göstereceğim. Son zamanlarda ekşi mayalı ekmekler yapıyorum biliyorsunuz. Bayağı fena tatmış durumdayım. Yaklaşık 2 aydır kendi ekmeğimizi yapıyoruz ve dışarıdan hiç ekmek almıyorum. Bazen eşim diyor kendini hani bu kadar sıkma, alabiliriz de bittiğinde, telaş yapma diyor ama yani benim içim razı gelmiyor gerçekten. Bu kadar lezzetli bir ekmek yedikten sonra dışarıdaki ekmekleri gerçekten yemek istemiyorum. Kendi yaptığım daha sağlıklı, daha tertemiz diye düşünüyorum. Bir de ekşi mayalı yapınca çok daha güzel oluyor gerçekten. Bütün vitaminleri içinde, unlarımı kendim değirmenden alıyorum. Taze taze harika oluyor gerçekten. Şöyle büyük kavanozları da dolduruyorum. Dün yaptım, bir sürü kavanoz, dolaplar kavanoz doldu, un doldu. Şöyle büyükçe bir kavanoz edinmenizi tavsiye ederim, kapaklı. Çünkü kabardıkça maya taşma yapabilir daha küçüğünde. Veya şu ağzı kapaklı litrelik kavanozlardan da kullanabilirsiniz. Aslında ben göz kararı hazırlıyorum artık ama sizler için ölçü vermem gerektiği için hem gram olarak hem de su bardağı ölçüsü olarak şimdi göstereceğim, hazırlayacağım. Şöyle 200 milimlik su bardağımı terazimin üzerine koyuyorum. Öncelikle tabii ki tarasını alıyoruz. Ardından içine 100 gram un dolduruyoruz. Yaklaşık bir bardak yapıyor. 4 yemek kaşığı oluyor bu şekilde dolu dolu. Şimdi sizler de göreceksiniz. 3 Tam 103 oldu. Hemen üstünden şöyle azıcık alıyorum. Şimdi çok aldım. Evet, 100. Görüyorsunuz, bir bardak. Bunu şöyle kabımıza koyuyoruz. Ardından normal bildiğimiz klasik 125 milimlik çay bardağıyla su ölçüsü vereceğim size. 100 milim de su olacak. Birebir yani. 100. Bakın tam ağzına kadar dolu değil. Şurada kalıyor şöyle. Bu harcımıza bir yemek kaşığı kadar da diyebiliriz. Şöyle 20 gram kadar bal ekliyoruz. Ve unla karıştırıyoruz. Kavanozumuza boşaltabiliriz. Ekşi maya hazırlamak işte bu kadar kolay. Tek önemli nokta bekleme noktası ekşi mayada. Yoksa hazırlaması hiçbir şey değil, emin olun. İşte gördüğünüz gibi 2-3 dakika içerisinde hazırladık bile. Şimdi üzerini komple kapatmıyoruz. Sadece şöyle bir streç filmle sarıyoruz. Şu şekilde bırakalım. Sıcak bir yere, kalorifer önüne, yanına, tencere kenarına koyabilirsiniz. Bu şimdi bu şekilde 24 saat bekleyecek. İsterseniz bir lastik geçirip ne kadar kabardığını görebilirsiniz. Şöyle tam hamurun hizasına getirelim. Evet, zaten gözle görülür şekilde de fark edeceksiniz ne kadar yükseldiğini. Şimdi dediğim gibi her 24 saatte bir bunu besleyeceğiz. Yine 100 gram un, 100 mililitre de su koyacağız. Artık bu diğer seferlerde bal eklemeyeceğiz. Ona gerek yok. Sadece su koymamız yeterli gelecek. Ortalama olarak bir 27 dereceye, 27-28 dereceye ihtiyacı var mayamızın. O yüzden lütfen sıcaklığın düşmemesine dikkat edelim. Evet, dediğim gibi yarın tekrar, şu anda mesela saat 3. Yarın 3'te tekrar bunu besleyeceğiz. 3 gün boyunca aynı işlemi yapacağız.
Görüyor musunuz ne kadar güzel kabardı. Kaç katı oldu hem de. Üçüncü günün akşamı. Şimdi ben bunu böyle bırakırsam sabaha kadar taşıyacak. O yüzden yine besleme yapacağım. Mayanızı bir çocuk gibi sürekli ilgi göstermeniz gerekiyor. Arada kontrol edip bakmanız gerekiyor. Taşabilir, her şey olabilir. O yüzden şimdi yine 100 gram unla 100 ml de su ekleyip karıştıracağım. Sabaha kadar da öyle bekleteceğim. Ama altına bir kap koyacağım. Mutlaka taşıyacaktır sabaha kadar yine mayalanıp oda ısısında. Daha sonrasında 12 saat sonra karıştırıp artık buzdolabına kaldıracağım. Tabi buzdolabında da gözetim altında tutacağım. Yine kabarıyor buzdolabında. Kapağını kapatmayın. Üzerine yine bir streç film veya bir tülbent gibi bir şey kapatın tabii ki. Bu şekilde bırakmayın açık ya da kapalı olarak. Çünkü yaptığı çıkarttığı gaz kapağı sıkıştırabilir. Açarken patlayabilir. Her şey olabilir. O yüzden tehlike yaratmayalım. Bakınız dördüncü gün geldiği durum sabahleyin. Dün beslerken söylemiştim sizlere mutlaka altına bir tabak bırakın çünkü kesinlikle taşacaktır diye. Hakikaten taşmış yani iyi ki bırakmışız öyle değil mi? Yoksa koyduğunuz ortama akardı bu. Şimdi bunu tekrar şuradan kurtarıp temizleyeceğiz. Bakın. Artık mayamız hazır. Ekmeğimizi yapabiliriz. İşte bu kadar kolay aslında ekşi maya yapımı. Tek zor olan beklemek, sabretmek gerçekten. Mayamı tekrar şöyle bir karıştırdım. Şimdi buzdolabına kaldıracağım. Yine çöktü. Yine lastiğini bıraktım buraya. Şuralarda falan işte görüyorsunuz. Ama o kesinlikle buzdolabında yine kabaracaktır. O yüzden arada kontrol etmenizi tavsiye ederim. Benim güzel mayacığım taşmalara doyamadı. Buzdolabında bile taştı. Görüyorsunuz ne hale geldi. Sizlere bunu göstermek istedim. Görüyor musunuz? Hopluyor, hopidik hopidik hopluyor bu. Ne kadar güzel kabarmış bir bakar mısınız? Şimdi ben bunu biraz daha un vereceğim, besleyeceğim. Ve ondan sonra hemen direkt buzdolabına kaldıracağım. Biraz daha katılaştıracağım, unu fazla koyacağım. Yani 1-2 yemek kaşığı un koyup içerisine su koymayacağım. Çünkü çok sıvı. Biraz katılaşsın istiyorum maya. Bugün de güzel bir tarifin sonuna geldik. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın.